Merhaba herkese uzun bir zamandan sonra test et videolarımıza devam edebiliriz artık. Şimdiden son S ile ilgili blokta 6. görevi yaptık ama 6. görevde henüz düelleri climb edemediğimiz için bir vesting olduğu için climb edemiyoruz. Bu yüzden de burayı atlayamıyoruz. Dolayısıyla bunun biraz daha süresi var. Daha sonra tamamlayacağız artık vestingi açıldığında Eclipse Pad üzerinde. Şimdi o halihazırda dururken biz gelen diğer görevleri tamamlayalım. Şimdi 7. ve 8. görevler gelmiş. Hemen onlara başlayalım. İlk önce 7. görevle başlayalım. Participate kısmına geliyorum. Burada baktığımda işte cüz, lip bağlamamı, save kullanmamı istiyor. bunun için şuradaki save e tıkladığınızda bu sayfaya geliyorsunuz. Cüzdan bağladıktan sonra hemen kopyalayalım. Adresimizi bu kısma yapıştıralım. Next diyelim. İnsan olduğumuzu doğrulayalım. Sonraki diyelim. Kontrol et. Request dedikten sonra sayılarımızı cüzdanımıza almış oluyoruz. Test tokenlerimizi aldıktan sonra Blockton sayfasına tekrar dönelim. Next dedikten sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada Check Status diyerek hesabınızda var olan sayıyı görebilirsiniz. Bakın burada parantez içinde minimum 0.1 sayı olması gerektiğini zaten belirtiyor. Ben de 0.28 varmış. Rahatlıkla Next butonuna basıyorum ve bir sonraki göreve geçiyorum. Bu işlemde Kryptonite'ın Discord'una katılıyoruz. Discord sayfasını açtıktan sonra bize şurada belirtilen e, sekmeden e, Fawcett'ten USDT almamızı istiyor. Şöyle katıldıktan sonra kendinizi verify yapıyorsunuz Kryptonite'ın Discord kanalında. Bu aşağı indiğinizde bakın burada KPT test Fawcett yazıyor. O sayfaya geliyorsunuz ve şu formatta e, bildirim veriyorsunuz sayfaya. Şurada S say ile başlayan şurası sizin S adresiniz zaten. Eklemeniz gereken başına sadece şu ünlem Fawcett Boşluk USDT yazmakla göndermek böylece size USDT gönderecek. Ardından da hemen ben yazdım. Onu da orada göndermiş olayım. Ardından da ne diyor? Kryptonite A2 feedback kanalından da bana geri bildirim verin diyor. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Buradaki faucet çalışmıyor. kolay çalışmıyor. E, bu formatta cüzdanınızı attıktan sonra fossetebilirim. Gönderdikten sonra e, size göndermiyor. E, kimisine gönderiyor, kimisine göndermiyor. Ondan sonra ikinci bir mesajı göndermenize 15 dakikalık süre içinde de izin vermiyor. 15 dakika bittikten sonra diyelim ki size göndermediyse tekrar bir mesaj attığınızda bu sefer de diyor ki bir sefer tek e, hakkınız var buraya e, mesaj atabilmek için. fosetten faydalanmak için. Dolayısıyla burada hata yaşayabilirsiniz. Diyelim ki burada hata yaşadınız ve USDT alamadınız. Bu durumda Sparrow Swap'ı kullanabilirsiniz. Sparrow Swap'a geldiğinizde cüzdanınızı bağlayıp ardından da Swap kısmına geliyorsunuz. C'den üstte C altta USDT olacak şekilde C miktarınızı yazıp Swap işlemi diyorsunuz. Approve yapıyorsunuz. Ve USDT'ye çevirmesini istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 7 USDT almış oldum. Ardından da Blockton sitesine tekrar dönersek buradan check status dediğinizde aldığınız USDT miktarını çok hızlı bir şekilde buradan görebilirsiniz. Next diyelim. Dördüncü görevde bana böyle bir şey gösteriyor. Buradan Kryptonite'ın sitesine gitmemi istiyor. Hemen tıklayalım. Şöyle bir bakalım. LaunchApp diyelim. Cüzdanımızı bağlayalım. AirPro diyelim. LeapBullet'ımızı bağladık. Buradan Connect kısmından ve karşımıza böyle bir sayfa çıkmış oluyor. Az önce bahsettiğim Kryptonite'ın Discord'unda bir feedback verme yerine bu sayfanın ekran görüntüsünü alın ki e, feedback vereceğiniz yerde bu ekran görüntüsünü kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu sayfaya geldik. Cüzdanımızı bağladık. E, cüzdanla yaptığımız işlemi de bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla blogdun sitesine tekrar geliyorum. E, bu gösterdiği yeri de görmüş olduk ve next tuşuna basıp bir sonraki göreve geçiyorum. Burada bana diyor ki ön kısmına gel e, ve e, bir miktar USDT'yi deposit et diyor. Bunun için de tekrar kryptonite'ın sayfasına gelelim. Bakın burada earn var. Earn kısmına geliyorum. Depozit diyelim. 7 tane varmış. Ben bir tane depozit etmeyi düşünüyorum. Bir diyelim. Depozit diyoruz. Approve diyorum. Ve tamamlanmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi depozite successful verdi. E, hemen Next diyelim. Burada da diyor ki USDT depozitinizi tamamlayın. Ee, burası diyor hani güncellenmiş olacak diyor bu sayfa. Hemen şuraya bir gelelim. Tekrar gördüğünüz gibi bu şekilde gösteriyor. Buranın da mutlaka ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Tekrar dönelim buraya. Next diyelim. Şimdi Mint ve Burn kısmını kullanmamızı istiyor bizden. Mint ve burn kısmını kullanmak için kriptonite'a tekrar dönüyorum. Burada bakın bir assist kısmı var. Onunla tıkladıktan sonra CBC olana girişi yapalım. Şimdi burada bir miktar mint işlemi gerçekleştireceğiz. Ben 0.001 demek istiyorum. Biraz düşük kullanmak istiyorum. Siz dilediğiniz miktarlarda gerçekleştirebilirsiniz. Ardından mint tuşuna tıklıyorum. Approve işlemi gerçekleştiriyorum. Mint Saksız dedi. Benden sadece bu görevde mint işlemini gerçekleştirmemi istedi. Bu işlemin ardından Blockton sitesine tekrar dönüyorum. Next diyorum. Bu görevde Kryptonite'ın sitesinden, borrow sekmesinden BC'yi önce depozit edip ardından da bunu kitlememi istiyor. Şimdi Kryptonite'a gelelim. Buradan Borrow sekmesine geliyorum. Biraz aşağı kaydırdığımda karşıma böyle bir şey geliyor. Deposit kısmına geliyorum. Maksimum dediğinde bana böyle bir miktar veriyor. Ben bunu şöyle yapacağım. Şöyle diyelim. Deposit diyorum. Approve diyorum. Deposit saksız dedi. Ardından da dilediğim miktarında kitlememi istiyor. Bunun için de şu alttaki kısmı kullanacağım. Blok kısmına tıklıyorum. Bende ne kadar varmış? Maksimum dedim. Zaten 0.305 ek kilit vermişti şey depozit etmiştim o yüzden ben 5 değil de mesela 2 kilitliyim lock diyorum approve ediyorum cüzdandan ve kilitlemesini istiyorum bu da başarılı olmuş oldu şöyle bir sayfayı yenileyelim burada yaptığınız işlemleri mutlaka ekran görüntüsünü alın lütfen bu da aklınızda bulunsun bu kısma dönüp tekrar next tuşuna basıyoruz yine borrow kısmını kullanmamı istiyor kryptonite'a gelelim borrow sekmesindeyiz zaten borrow'a tıklıyorum burada ne kadar usdt alabileceğimi söylüyor bana 0.01 vermiş ben ne kadar alayım mesela 0.005 alayım örneğin borrow diyorum approve diyelim borrow kısmı başarılı oldu şimdi bir de repay diyelim repay'de de ne kadar diyelim maksimum dediğimizde bu kadar diyor tamamını da geri ödemiş olalım repay diyelim approve edelim bu işlem de tamamlanmış oldu şimdi tekrar kriptonite'ın sesine gelelim next diyelim burada sosyal medya görevlerini tamamlayalım Kryptonite twitter'dan takip edeceğiz takip ettik tekrar dönelim. Blok'tu daha önceden takip etmiştim. de takip etmiştim. O yüzden Twitter kullanıcı adımı yazıp işleme devam ediyorum. Sosyal medya görevlerini yaptım. Next dedim. Ardından da bana şöyle bilgiler veriyor. Diyor ki Blok'tun Discord'una katıl, Seyir'in Discord'una katıl, Kryptonite'ın Discord'una katıl. Bir de diyor burada yaptığın testleri bu görevde 7. görev tamamlarken yaptığın şeyleri Kryptonite A2 Feedback kanalından diyor bana geri bildirim var. Şurayı kastediyor bakın şu A2 yazanın Bir de diyor e, Mission Tester kısmından da bana geri doğrulama yaptı. Buradan Submit diyelim bunu beraber yapalım. Submit diyelim şimdi benim cüzdan adresimi tekrar kopyalayalım şuradan. Şuradan kopyalayayım. Geldim böyle cüzdan adresimi yapıştırıyorum gönder diyorum check wallet diyelim böylece e, bu kısmını da tamamlamış oldum eğer burada ek bir şey olursa tekrar e, twitter'dan bir güncelleme paylaşırım e, bunun dışında bunları da yaptıktan sonra yine next diyelim discord'da da zaten e, bağlantım vardı onu da kabul etti ve böylece ee, yedinci görevi de tamamlamış olduk. Şöyle, eğer hata veriyorsa sayfayı yenileyip gördüğünüz gibi tamamlandığını görebilirsiniz. Ee, yedinci görevle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınızda herhangi bir soru olursa yorumlarda. E yazabilirsiniz ya da twitter'dan bizlere de ulaşabilirsiniz ilgili tüm linkleri açıklamada bulacaksınız oraya mutlaka ekleyeceğim denediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın